Merhabalar kıymetli öğrencilerim. Yeni bir dersimizde herkese merhabalar. Herkese tekrar hayırlı Ramazanlar. Şimdi en son yuvarlak ve tombul yaprakları, özellikle bu yaprakları 5 kısımda ayırıyoruz diye birkaç videoda söylemiştim. Ama biliyorsunuz son 2-3 videodur da bu maalesef sıkıntılar sebebiyle ara vermek durumunda kaldığımızı anlattıktan sonra benim yaprakların çiziminin bitiminde yaprak tasarımları sizlere anlatabilmem için saz yoluna geçtiğimi ve saz yolu yapraklar stili çizdirdiğimi söylemiştim. Ama bu saz yolunun içindeki özellikle tombul ve yuvarlak kafalı olan yaprakların çizimlerini anlatamadığım için o arada anlatmak durumunda kaldığımdan sıkıntı yaşıyordum. Ve dedim ki ama kendi içindeki bu yapraklarda daha iri parçalı yapraklar, dilimli yapraklar, tombul kafalı ve yırtık birbirinin içine delen çıkan yapraklar da var ve minik klasik döneme geçişteki zarif, ince, açık ve katlanan yapraklar da var. O yüzden yaprakların ayrılma dilimini ona çıkardım ve tombul yaprakları öne alıp Fatih döneminde asıl en çok görünen bu tombul yapraklar ve katlanan içinde çok fazla çizginin ve geri dönüş ve ileri dönüşlerin yapıldığı yaprakları öne almak istediğimi söyledim. Ve her derste biliyorsunuz bir önceki dersi mutlaka tekrar etmeye çalışıyorum sizler için. Biz neler yapmıştık? Bugünkü konumuz asıl Fatih dönemindeki yaprakların zarif bir şekilde ve kendi içlerindeki o ince, zarif, naif dönüşleri gösterebilmek. Buradaki bu sayfada olduğu gibi. Ama dediğim gibi öncesinde biz ne yapmıştık onu bir tekrar edelim istiyorum. Çok kısa. Fatih döneminde bizim bunun aydın yeri nerede? Neyse sorun değil. Fatih dönemi içerisindeki yuvarlak dönüşlü olanlarda tombalak ve yuvarlak dönüşlü olan bizim özellikle bakın şuradaki şöyle göstereyim parmağımla. Şuradaki dönüşler, sonra alt taraftaki şu dönüşler, sonra buradaki ikili dönüşler, birbiriyle birlikte olan diğer dönüşler, arkadan gelen. Bunlar da şöyle bir şey demiştik. Mesela şuradaki ilki tekrar edersek bir orta damarım var. Yalnız bunu tahta kurşun kalemle yapayım çünkü ekranda gerçekten hiç görünmüyor. Ya da bir 0,5 kalem alayım. Bakın orta damarımı çizdim ve normal yapraklarımı yapacakmış gibi yaylarımı koydum. Biliyorsunuz sağa dönük bir yaprak bu. Şu an sağa dönük bir yaprak. Ve burada başlangıcımda şurası ise normalde biz bu başlangıçtan yukarı giderken git 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 dur. Eğer ki 1 bölü 2'si kadar eliniz geri getiriyorsa dönüyorduk. Dönmüyorsa ne yapıyorduk? Gittim, gittim durdum, elimi kaldırdım yarısı kadar buradan getiriyordum ve bu nüansa dikkat ediyordum. Şimdi bunun mesela pır 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 ya da işte tır 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 ya da tırtıl tırtıl yırtıklı şekilde adlandıracağınız böyle iri kafalı saz yolunun içinde birbirlerinin üstüne gelen çok fazla böyle yapraklarımız da var. İşte bunları da yapabilmek için bu yuvarlak kafaları mutlaka öğrenmek gerekiyor. Ve o yüzden de buradaki bu tatlı dönüşleri oturtmuşken saz yoluna geçmeden Fatih dönemin dönemsel olarak da zaten kitabın içerisinde daha önde yer alıyor. Bunu da konuşmuştuk. Şöyle yukarı doğru tutayım. Yuvarlak ve tombul dönüşlü yapraklar demiştim. Hemen elimizde alışkenken sağa doğru dönüşte bizim şu yaprağı yapıyoruz. Şunu yapıyoruz.
Başlangıç noktasından gittim ve normalde bunu yapacakken az önce kenarda anlattığım bir kalem silgi alayım. Biraz daha, hatta silmeden önce göstereyim. Biraz daha dışarı doğru çıkıp ve içeri doğru bir yuvarlak yapacağım. Mesele bundan ibaret. Yuvarlak dönüşlülerde. Üşüttüm galiba, bir keyifsizim 2-3 gündür. Salı günü bu çekimlerin kalanları yetişecekti. Ama salı günü bayağı rahatsızdım. Dün de çok rahatsızdım. Bugün birkaç tanesini arka arkaya çekip yüklemeyi planlıyorum inşallah. Kıymetli eşim de yardım ediyor. Şimdi sesim o yüzden biraz kırık, affedersiniz. Geldik. Başlangıç noktamıza aynı şeyi tekrar ediyoruz. Geldim, gittim, gittim ve bir tatlı yuvarlak dönüşte geldim. Bakın, tamamen yuvarlak. Elimi takip ediyoruz. Gördünüz mü? Şurada da takip edelim hemen. Bakın şu hareket. Şurada geldim, geldim, gittim, döndüm. Yani benim şu hareketim. Bakın, elimde şöyle yapıyorum. Böyle gidiyorum. Gördünüz mü? Ortalamam buradaysa. Basit ama tabii daha önceden alışkın olduğunuz gidip geri gelmek veya gidip durup 1 bölü 2'si kadar bunu getirmek şeklindeki, hep ne diyordum, şu tatlı baş parmağımızın şuradaki, şöyle göstereyim, pardon, ekranın içine girsin. Şu tatlı baş parmağımızın şu efekti, şundaki tatlı efekt diyordum. Şu, bu dönüşlerde, tatlı dönüşlerde. Ama buradaki yaprakta tamamen yuvarlığın geri dönüşü söz konusu. Şimdi bir daha yapalım birlikte. Yine aynı şekilde buradan takip ediyoruz. Hocam ben sağı yaptım. Tamam, birinci kısım. Üste doğru gidebilirsin ikiye ama ben bu tarafa gitmek istiyorum iki olarak. Tabii ki sadece neydi, ne diyorduk? Bir şeyin büküleni daha kısa, esneyeni şöyle yapalım, daha açık olur. İşte ben bükülen kısımda içte şuradaki yaprağı yaparken daha bir dar ve kısa bükülmesiyle buradakinde, kenardakinde, yani şu kenarda daha bir esneme hareketiyle olacak. Gidiyorum, 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 gidiyorum ve döndüm içeriye. Peki hocam, ama benim burada bir yayın vardı. Ben bu yayın üstüne çıktım. Henüz tasarım aşamasındayız. Bu yayın üstüne çıkmamış olmasını tercih ederiz tabii ki. Ama dönüş onu gerektiriyorsa bazı yerlerde birer milim çıkmanız, birer milim taşmanız çok problem değil. Aksine orada belki daha tatlı bir estantene kazandırılabilir. Yalnız bir sıkıntımız var. Şuradaki açıda bakın, yani şu orta omurilikle şunun açısında bir darlık var. Bu yaprağın daha tombul olması gerekiyor. Bir kalem silgi alalım. Aynı şekilde şunu biraz daha silerek tombullaştıralım. Bakın, buradakinde de vardı tombulluk, görüyor musunuz? Onu bir milim düzelteyim. Burada da aynı şekilde git 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 dedim ve bakın düzelttim. Şimdi benim ikinci bölüme gitmem lazım, yaprağın üst bölümüne doğru. Hep diyorduk yaprak buradan çıkıyormuş, sanki dokunuyormuş ama dokunmuyormuş gibi yukarı gider diye. Ama burada çok bir zayıflık olacağı için bunu biraz daha yaprağın tepesine doğru getirebilirim diyorum. Git 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 git, tam yuvarlak dön bakalım bir daha dedim. Döndük bir daha. Geldik buraya. Tekrar yine içeriden değil, böyle biraz daha tepeye yakın tombalak bir yaprak kafası yapacağım için tekrar git 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 git, dön bir yuvarlak. Bakın burada nüansım var, şu üstte biliyorsunuz bunlar. Şimdi bizim amacımız daha ziyadesiyle formları öğrenmek. Bir sonraki, bugünün dersi olan Fatih döneminde de artık 0-3'lerle biraz daha zarif bir şeyi öğreneceğiz. 0-3'lerin kullanımını öğreneceğiz. O yüzden şimdi bizim burada tombalak kafamızın hemen şuradaki kısmını, üstünü buraya bağlayacağız. Hocam ben önce sırtı yapmak istiyorum. Olabilir, burayı getirirsin.
İçeriden diğerini getirsin. O da olabilir. İçeriden gelip dışarıyı da sonra kapatabilirsin. Ama burada bir hatam var. Bakalım herkes bunu görebilecek mi? Bunu her seferinde konuşuyorum. Biz yaylarımızı koyduktan sonra ve yaylarımızın yuvarlak dişlerini yaptıktan sonra orta damarımızı biliyorsunuz önce taslak niyetiyle koyuyorduk. Dişi kaç tane yapacaksak yayımızı yani orta damarımızı ikinci yay aralığı mesela bu iki dişli. Eğer üç dişli yapsaydık bunun burada da bir yayımız daha olurdu. Yayımız burada. İki tane dişten yapıyorum. Ama ilk taslak çizdiğim çizgi orta damar nerede? Ta ileri gitmiş. Biz ne diyorduk? Zarif olması için yayların ve dişlerin tepelerinin olduğu noktada bunu bırakalım. Şimdi burayı bir temizleyelim önce. Daha zarif olması için. Bunu bir milim daha aşağı alabilirim ya da orada bırakabilirim. Şimdi sırt ya da alt karın size bırakıyorum. Şuradaki tatlı bir S hareketi. Bunu hep konuşuyorduk biliyorsunuz. Bazı yerlerde bunu abartın biraz diyorum ki yaprak üstüne geldiğinde böyle olabilirsin diye hatırladınız. Şöyle bakın mesela. Biz şimdi daha tatlı bir esi koyuyor olacağız burada. Geldi bir es kaldırdım elimi. Evet. Şimdi bakın şurada şu sırt kısmını kapatacağım. Yani şunun tepesindeki sırt kısmını kapatacağım. Hemen tatlı bir kamburum ve geldim birbirleriyle kavuşturduğum iki ucu. Gördük mü? Buradakinde tabii arzu edersem sonra dışarı doğru bir kalın aynı bildiğimiz bu baş parmak mantığında şöyle bir kalın dönüş yapabilirim. Veya bunu geriye içe dönüşler yapabilirim. Bunları katlananlarda görmüştük. Mesela buradan bir döner ve buradan yaprak. Sanki burada bir dönüş efektiyle yaprak buraya da dönmüş olabilir. Bunları da göreceğiz ya da bunun içinden yırtarak çıksaydı hocam. Evet o da olabilir. O zaman derim ki ben şu aradaki çizgi yok ve burada bir yırtığım var. Ve bu geldi içeriden. Hocam bu kadar uzun ama hoş olmadı. O zaman ne derim? Burada bir belki birini tatlı yuvarlak içeriden dönerim. Belki buradan dönerim. Belki buraya bir tane daha dönüş atabilirim. Buradaki benim zarifliğime göre bunu değiştirebilirim. Zarif olmadı. Geldim. Ve burada sanki bir dönüşte olabilir. Hocam ben bunu da sevmedim. Tasarlama kısmındayız henüz. Boş taslaktayız. O yüzden bizim buradaki göz zevkimize hitap eden duruma kadar biz bunu silerek tasarlayabiliriz. Omurgamızdaki şey buradaydı. Yine aynı yaprağımızın kenarını düzeltelim. Hocam geriye dönüş olmasın da işte ben burada bunu böyle bırakayım. Tamam. Bakın bu gayet de zarif duruyor. Şimdi tekrar ettiğimiz için öbür dersi çok uzatmayalım. Buradaki yapraklarımızda birbirimizin arkasına önüne gelenler vardı hatırlarsanız. Şimdi onlardan hemen bir tane yapalım. Şimdi bir dakika. Şunu. Evet. Ekranın altında düzeltelim. Evet. Güzel. Şimdi. Şu ya da şu fark etmez. Şimdi iki taneden geldim. Benim mantık olarak burada bir yaprağım, şurada bir yaprağım, işte tepede iki yaprağım olacak ve burada da bir dönüş yaprağım. Yani mantığını önce bir kurgulayalım istiyorum. O zaman hocam bunun şöyle bir şeyi olsa, evet. Hatta şu içindeki çizgiyi sileyim. Şurada da şöyle bir şey varsa hocam. Şöyle burada bir şey. Bakın taslak aşamasındayım. Gördünüz mü? Burada bir yaprağım var. Ondan sonra şunu biraz aşağı doğru çizmişim.
burada bir yaprağım var. Gördünüz mü? Zaten aşağıdayken ne dedim? Şöyle bir üçgen. Şurada bir yaprağım var. Şurada bir yaprağım var. Yukarıda bir yaprağım. Burada bir yaprağım. Ve ortada bir yaprak var dedim. Bir taslakta gösterirken size bunu. Şimdi gelelim ayrıntımıza ve bunu kendi içinde daha netleştirmeye. Şimdi ortadakini en sona bırakabilirim. Sağdan yukarı doğru bir ters dönüşte gidebilirim. Veya arzu edersem eğer saat yönünde gidebilirim. Böyle gidebilirim. Bu da benim tercihim. Sizin eliniz ne tarafa daha yatkınsa. Şimdi şuradan bir dönüş gelecek buraya biliyorum ama ben önce diyorum ki bunun etrafında taslak olarak şöyle bir şeyimi yapsam. Tepe noktamı. Bakın önce bu kubbemi yaptım. Sonra bu kubbem, sonra bu kubbem. Belki diyorum bu çok büyük gözüme gelirse küçültebilirim. Geldim bu kubbemi girdim. Bu kubbemi girdim. Tepeyi girdim. Aynı mantık. Bakın hep yuvarlak dönüşler. Gördünüz mü? Aynı mantık. Bir önceki derste anlatırken belki diğer yaprakları anlattığımdan da dolayı bazen ayrıntılar kaçabiliyor. Böyle tekrarlarda size bunu da yakalattırmaya çalışıyorum. Şimdi burada arkadan bir dönüş efekti var ya, şöyle bir dönüş efekti. Ya da şöyle anlatayım. Şimdi buradan giden bir yaprağım var ve buradan giden bir yaprağım da kendi içindeyken şu aradan gelen alttan şöyle döndü ve yukarıya bir yelpaze yaptı. Mantığımız bu. Şimdi geldim. Burada da bir kafam olacak. Buradakini iyice sırtmış gibi düşün diyorum. Geldim. Şimdi orta damar, orta omurgalarını sağlam yere koyalım. Şurada bir tatlı dönüş efekti için de bana lazım olan bir esi içeri girmem lazım. Hani hep abartın diyorum ya şu tombalak yapraklarda mesela. Aynı mantık çünkü bu. O zaman bu çizginin bu alttan gelmesi lazım ki bana dönme efekti versin. Ve omurgayı biraz sola yukarı doğru bunun gibi bakın şöyle hafif koyabilirim dönme efektini elde etmek için. Mevzu anlaşılmıştır diye düşünüyorum. Aynı şekilde burada gelen omurgamı koydum. İşte mesela diyelim ki iki yay olsun. Bunu da şöyle yapalım. Hemen şunu bir hızlıca size tekrarlayacağım. Bir, iki olsun. Geldim buradan çünkü döneceğim. Bakın daha henüz taslaktayım. Hocam ben buraya gelmek istedim. Evet. Şunu da biraz kısaltmamız lazım yayı. Bakın. Önce es dedim ve geldim. Omurgamı burada bıraktım. Fazlalığını ne yaptım? Sildim. Hocam ben bunun arkasından da bir tane getirmek istiyorum. Tamam. Şurada yaylarım var iki tane diye düşünüyorum. Bakın. Bakın. Şimdi bu bunun yayıydı. Bunun yayı nerede? Bu da burada. İçeriye bir S koydum ve getirdim. Şimdi bunu da şöyle düzeltebilirim omurgayı. Bakın bu yapraklar. Şöyle çizgi boşta kalmasın diye dönüyorum. Şimdi alttakilere de şöyle bir bakalım. Mesela bizim biraz sonra öğreneceklerimizde farklı bir durum da var. Şöyle elimle şunu yapacağım. Şöyle parmağımla göstereyim. Bir dakika. Şunun üstü şu. Evet. Şimdi bir taslak yapıyorum henüz. Şöyle diyorum bir orta damarım olsa. Buradan diyorum bir şeyim. Sonra böyle bir tane ya da böyle bir tane olsa diyorum kendimce. Sonra alt tarafa böyle bir şey indirebilirim diye düşünüyorum. Ve yutkunurken bile tansiyonla ilgili sorunum çok fazla. Okulda da bu iki kere oldu. Arkadaşları da korkuttum. Sağ olsun bana gidip Asuman Hanımcığım poğaça almış. Ta okula yakın ama temiz böyle bir
ürün üreten pastaneden. Çok çaktırmamaya çalıştım. Dur kızım. Bu ara çok sık. Gel bak. Şimdi bir yandan konuşurken bir yandan şu taslağı oluşturuyorum sizin için ki acaba diyorum ne kadar çıksa. Nazlı orada dur kızım. Evet. Şimdi şurayı anlatalım tekrar. Kolyesinde çıngırdağı var, ses yapıyor. Çok fazla yalnız kalınca beni niye yalnız bıraktın diye geliyor bizim kız. Şimdi orta göbeğin şöyle bir taslağını, şöyle kenar taslakları koydum. Ondan sonra şöyle bir taslak ve hemen bunu siliyorum. Tekrar size yeniden burayı da anlatayım istiyorum. Orta damarımı geldim. Pardon, özür dilerim. Dalımı geldim. Dalımı 2V şeklinde ve orta minik hem bu göbek niyetli hem de en öndeki yaprağın bir tanesi gibi görev görüyor aslında. Ama burada çanaklarım bunlar ve taçlarım yukarı doğru olan yapraklar. O zaman bu orta göbek olmalı diyorsunuz. Ama bunlar birbirlerinin üstlerine gelen yapraklar olduğu için bu orta göbek değil. Orta göbek şuradaki kalan yaprakların altında kalıyor. Bu dıştaki kalan kanat yaprak. Şimdi bizim burada bir taslağımız var. Ben diyorum ki önce yuvarlak kubbelerimi çıktım ve tepemi koydum. Şuraya koydum. Ondan sonra bunun diğer yapraklarını, şimdi dönüş efekti olacağı için bu tarafa doğru dönüyor ya bu. Diyorum ki bu uzasın, bu kısalsın. Şu orta damar. Buradaki kısalsın, buradaki uzasın mesela. Eşit de yapabilirim. Eşit olmayan şekilde de yapabilirim ben bunu. Mesela bu bunun üstüne katlandı. Nazlı gel kızım buraya. Ekranın önüne geçme. Bakın. Gördünüz mü? Mantığım bu. Şimdi alttaki çanaklarımı zarif bir şekilde koyabilirim. Tekrar. Çıngır indin mi aşağı? Evet, şimdi bakın. Gördünüz mü? Burada. Şimdi son kısım şurası. Mesela böyle bir çizim var. Şöyle bir tane. Mesela bunda da çok basit bir mantık var. Her biri bir pafta. Bunun bir, iki, üç. Şöyle düşünün. Görünmüyor. Hemen üstünden geçeceğim. Bu orta omurgam. Bu orta omurgam. Bu diğer orta omurgam. Geldim. Hemen burada. Buraya da geldim. Ve bakın şurayı koydum. Şimdi diyorum ki bundakinin de yine tombalak kafa olmalı tepesi. Bakın her birinin yönü böyle. Buraları tekrar ettik. Bundaki katlanma da buydu. Şimdi bizim burada bunlar da hep tek öğrendik ya. Şimdi gideceğimiz sayfada, asıl sayfamızda bunları çift yapacağız. Bunların üstüne küçük süslemeler yapacağız. Buradan çıkan ince tezyinatlar yapacağız. Burada mesela bir küçük tirfil olacak veya bu tatlı bir çek karnını içeri çıkar göğsünü dediğim bir küçük yaprağa dönecek gibi gibi. Bizim burada birçok ayrıntımızın olduğu iç tezyinatlı bir sayfaya gidiyoruz şu anda. Bunları tekrar ettik. Dönüşlerin hepsini gördük. Bu sayfayı kaldırıyorum. Zaten daha önce görmüştük bu sayfayı. Biz şimdi biraz önce konuştuğumuz asıl sayfamıza bunu da kaldıralım.
Bunları yeniden çizip yerlerine koyacağım. Ama biliyorsunuz dersin başında ben size her zaman ne diyordum? Mutlaka yapmanız gereken şey esnemek. Vücudunuzu esnetmek, elinizi esnetmek, hazırlamak. Ondan sonra nüanslı çizgileri komple düzeltmek. Buradaki tahta kurşun kalemle de bakın tahta kurşun kalemle de açık orta koyu, açık orta koyu, elimi esnettim şeklinde yapıyorduk biliyorsunuz. Zaten bizim sanatımızın gerektirdiği şeyleri her zaman da konuşuyorduk. Sabırla olması gerektiği. Evet insanoğlu bazen sabrı taşabiliyor. Ama genel olarak bu sanatlar gerçekten çok ince ve ayrıntılı sanatlar olduğu için sabır gerektiriyor. Gerçekten aşkla yapmak, hoşgörü, birbirine karşı ve birlikte olabilecek. Meymun hocamın çok güzel bir sözü vardır. Gönül gözü güzel ise yardım esastır, hoşgörü esastır diye. Buna benzer bir cümleydi Ankara'yı ziyaretinde. Kendisine selam ve hürmetlerimle diyorum. Hoşgörü, yardımlaşma. Benim de eklediklerim var. Özellikle empati. Gerçekten empati önemli. Karşı tarafın yerine kendini koyabilmek ve tevekkül. Ben en iyisiyim, ben en iyisiyim. Öbürkü şu kadar kötü, bu kadar kötü. O şöyle, bu böyle. Bu kadar çok negatif yüklenmenin ya da bir şeylerin kötü olduğunda, iyi olduğunda birilerinin de aklı çalışacaktır herhalde, görecektir. Burada daha iyi bir eğitim ya da işte akademik bir eğitim verilirken ya da işte kendim için söylemiyorum, genel örnek veriyorum. Öbür taraftaki daha duyumsamaz, öylesine yapmış olmak için yapılan bir eğitim ya da bir eser arasındaki fark da aynı şeyi gerektirir. O yüzden bir hoşgörüyü, tevazuyu ve çalışma azmini, sabrı, daha çok çalışma, daha çok çalışma elimizden bırakmadan görevimizin de sadakasını sizlere bu dersi ulaştırarak ve sizlerden bir tebessüm, bir dua alarak inşallah vakıf olmayı nasip olalım diyorum. Benim ayrıca bir isteğim var ki sizlerden bu derste özellikle devamının da gelmesi için biliyorsunuz daha önceki derste de bunu anlattım. Ben kapatıldığını zannediyordum ama kapatmıyor YouTube 1000 kişinin altını. Sadece kendisi kendi reklamlarını koyuyor araya. Dersi yarım saate ayarlamıştım. Dakikamız çalıyor. 30-40 dakika arası çünkü tutmak istiyorum bu Fatih dönemindeki incelikleri. 1000 kişiye çıkabilmek için bu abone sayısını sonra 10 binler, 100 binler inşallah birçok Türkiye'deki herkese ulaşabiliriz. Ne kadar çok tebessüm, ne kadar çok dua. Benim şu an ricam izlenme sayısını arttırabilmek ve bu 1000 aboneyi yakalayabilmek. Ki o zaman kendi reklamımı da verip birçok kişiye de bunu ulaştırabilecek noktaya getirmek. Bu sadece sizden ricam. Şimdi bizim asıl sayfamıza geldik efendim. Fatih dönemi için girişte tombalak uçlu yapraklıları öğrendik. Adlarını tombul dönüşlü yapraklı yapraklar dedik. Sonra tombul yaprakları Fatih döneminde nasıl ikiye ayrılıyor onu öğrendik. Kendi içindeki dönüşler, katlananlar falan. Şimdi biz asıl Fatih döneminde de tasarımlarda çok kullanacağımız ve benim de çok sık kullandığım ve çok da sevdiğim iç ayrıntıların olduğu zarif bir Fatih dönemi sayfası göreceğiz. Bu sayfayı gösteriyorum. Bakın başlığımız burada. Şöyle alta doğru geliyorum. Bakın. İç göbeklerimi gördünüz ayrıntıyı. Bakın. Alta doğru iniyorum. Tombul tombul tombalak tombalak kafaları olan 15. yüzyıl Fatih dönemi Baba Nakkaş'ın Hıtai çiçekleri ve benim kendi yorumlarım olan da var özellikle. Evet. Şimdi bunu bir aydıngerle başka bir kağıda çizelim. Ya da A4 kağıt üzerinde de gidebiliriz. Daha net görebiliyorsunuz. Bir saniye. Hemen şuradan bir kağıt alalım. Şimdi
Sayfanın şu tarafına bir A4 kağıt getirdim. Elimde yine 0,5 kalemim var. 30 dakikam bitti diye alarmım çaldı biliyorsunuz. Birkaç dakika ile hemen bu sayfadaki zarif birkaç tanesini yapacağız. Elimi takip edelim. Geldim, durdum. Küçücük bir dönüşüm var. Mini minnacık bir küçük göbek yapacağım burada. Ama ben hocam bunu önce taslak olarak yapabilirim. Yapıyorduk hep her zaman taslak. Tamam, taslak olarak yapacaksak diyorum ki şurada bir yaprağım olacak. Şurada bir yaprağım olacak. İşte burada bir göbeğim olacak. Burada diğer ya şeyim, bu alttakiler çanak zaten. Bunlar taç biliyorsunuz. Ortada bir tane daha, tepede bir tane daha bir taslak koydum. Çok hafif bir taslak çizgisi olduğu için görünmüyor. Şimdi gidelim birlikte. Geldim. Orta göbeğimi, başlangıcını koydum. Nokta, tepemde zaten nüanslarım. Bunları sonra bastıra bastıra yeniden öğreneceğiz. Geldim ve elimi döndürdüm. Gittim ve elimi döndürdüm. Şurada tatlı nüansları düzeltelim istiyorum. Ondan sonra çek karnını içeriye, çıkar göğsünü dışarı. Tepesini birleştir. Evet. Şimdi aynı şey. Çek karnını içeri. Çıkar göğsünü dışarı. Tepesini birleştir. Bunları yapraklarda özellikle hep tekrar ediyorduk. Neden? Çünkü pratik bir öğrenme mantığı. Şimdi aynı şekilde göbeğin tepesine katlanan bir yaprağım var. Çek karnını içeri dedim. Küçücük bir S. Bakın. O kadar çizgi halinde bir S ki bu S'i koydum. Tepesini kapatalım. Kapattım. Şurada biraz önceki sayfada gösterdiğim tırtıl 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 dediğim böyle kırıklıkların oluşturduğu bir başka yaprak eklemek istiyorum. İstersen burayı böyle koyarım. Bunu kapatırım. İstersen şu alanı yine bir S'e döndürürüm. Hemen orayı gösteriyorum. S'e döndürürüm. Şöyle tatlı bir çek karnını içeriye, göğsünü çıkar derim ve bunu bununla birleştiririm. Şimdi biz Fatih döneminin bu zarif sayfasında neyi öğreneceğiz? Zaten biraz önce bir önceki dersi tekrar ederek yine Fatih dönemini tekrar ettik. Benim asıl buradaki bu sayfadaki amacım zarif iç tezyinatları size aktarabilmek. Çift çizgiler, birbirlerinin üstlerine gelen trifiller, uçlarında tatlı uçuşan bulutlar, 15. yüzyılda çok fazla çintemani bulutları var. Özellikle Çin bulutları var. Kelimeyi yanlış söyledim. O yüzden buradaki amacım süslemeyi vermek size, iç tezyinatı. Tezyinat ne demekti? Süslemek demekti. Orta omurgamı koyup burada çek karnın içeri diye bir iri yaprak yaptım. Bakın şuraya mesela. Bunun tatlı bir dönüşünü buraya koyabilirim. Buradakiler hep çift çizgi. İç damarlarım. Bakın. Geldim. Gittim. Geldim. Tatlı bir nüans. Aynı şekilde tatlı bir nüans. Bakın. Yaprakların arkalarında bunu düz de bırakabilirim veya hepsine de koyabilirim. Aynı şekilde bakın gördük mü? Şimdi arada minik yaprakları yapmayı bakın elimin hareketi şu. Böyle gidiyorum sürekli. Buraya koydum. Hocam ben buradan bir tane yaprak olsun istiyorum üstüne. Çek karnın içeri çıkar göğsünü dışarı dedik. Bakın bunların adı neydi? Tirfiller. Tirfiller ya da tirfillerin çift dönüşleri olabilir. Geldim. Burada bir dönüş atabilirim. Gördüğünüz gibi amacımız neydi bizim? İç tezyinatları öğrenebilmek. Şimdi şuradakini yaparsak birlikte bu derste hemen dalımı geldim. Çift dal. Orta 0,5'e çiziyorum. Daha net görebilmeniz için ekrandan. Çünkü gerçekten 0,3'ler hayalet çizgi oluyor. Hiç görünmüyor. Altta benim hocam iki tane şeyim var. Şöyle bir dönüş hesaplıyorum kafamda. Burada bir tepem olacak. Bunları düşünüyorum. Taslak oluşturuyorum. Tamam. Ondan sonra yine bu minik göbek gibi olan alandan başlayacağım. Ben bunu biraz daha büyük yapmak istedim. Eğer yeriniz müsaitse bunu daha da büyük yapabilirsiniz.
yeriniz müsait değil ve çok küçük bir tasarım yapacaksanız daha minik yaparsınız. Bakın şu kadar. Geldim. Ondan sonra ben alttaki çanaklarımı koymak istiyorum. Koyalım. Alttaki çanak, tepe kenar, tepe kenar. Sanki normal bir şey gidiyormuşum gibi. Hatay göbeği. Ama buradaki mesele şurada bir dönüşüm varmış gibi. Bakın. Şurada bir dönüşüm varmış gibi geri gittim ve orta damarlarımı çizdim. Bunlar çift olacak. Şurayı biraz şey yapmışım. Yani mesele şu, şuradan geldim, döndüm, gittim. Bir daha tekrar edelim şurayı. Şuradan geldim, döndüm ve buraya gittim. Bunların içi hep çift. Şimdi şurada bir çiftim var. Evet. Ben bunun burasındaki kubbeyi daha iri yapmak istiyorum. Olur. Daha küçük yapmak istiyorum. Olur. Tasarım oradakini kaldırıyorsa neden olmasın? Tirfillerimi koydum. Çek karnını içeri dedim. Burada daha zarif bir yaprak yaptım. Aynı şekilde buradakini döndüm. Bakın mantığım bu. Şimdi aynı mantık bizim diğer yapraklarımızda da var. Şöyle aşağı doğru tutacağım. Bakın. Özellikle şu yaprağımda ve bu yaprağımda, bakın şu yaprağımda da çift içleri görüyor musunuz? Şunu yapalım birlikte. Geldim, geldim, durdum. Yuvarlağımı. Bunlar Allah nasip eder kitaba basılırsa, tabii elinizin altındaki dokümandan görüp sayfadan da YouTube sayfasından da takip etmeniz daha da verimli olacaktır. İnşallah. Serkan'la konuşmuştuk bu konuyu. Normalde kitap temini yaptığım yıllardır, bir 15 yıl geçti herhalde, tanışıyoruz. Birçok hocamızı da ziyaret eder. Millennium Kitap. Hocam biz basalım dedi. Onu netleştiremedik hala. Bakalım kısmetse nerede nasıl basılacak. Şimdi ben soldan başladım hocam bu sefer. Olabilir. Ayrıntıları girmeden böyle bir yaklaşık biliyorum ne olacağını. Kitabın basılması dediğim gibi sizin için de daha şey olacaktır. Faydalı diye düşünüyorum. Şimdi ayrıntıları koyalım. Bakın. Şunu. Tekrar düzeltiyorum. Özür dilerim. Boğazım şey, gerçekten rahatsızım ama şunlar aradan çıksın. Gerçekten bekleyen öğrencilerim de faydalansın istiyorum. Mesaj yazıyorsunuz, WhatsApp'tan görüyorum. Burada da beğeni ve tercihlerinizi ve isteklerinizi belirtirseniz ona da ayrıca memnun olurum. Bir emeğin en güzel teşekkürü sizlerin yüzünüzün tebessüm edip güzel yorumlarınızı okumak. Dediğim gibi ulaşacak kişi sayısını çoğaltabilmek ki o zaman hakimiyet bizde olup sayfayı istediğimiz şekilde yukarı çıkarıp daha çok kişiye ulaşabiliriz. Bakın. Şimdi bunun içinde de bir tezyinat var. Ne kadar ayrıntılı, gördün müsün? Şimdi bu dersi bitirmem lazım çünkü 40 dakikaya doğru gidiyoruz. Bakın. Öbür derste tekrar yapıyorum. Hatta küçük yapraklara geçeceğiz çünkü klasik dönem için. Bir de küçük boyutlu buna benzer ama klasik dönem dediğimiz şeyler olacak. Hocam sayfadaki hepsini çizmedik. Mantığımız aynı. Şunu da çizelim isterseniz birlikte bir tane ve bitirelim. Bakın aynı mantıkta gidiyorum. Çünkü tepe noktalarım sadece farklı. Gördünüz mü? Yani bunu çizmek yerine şunlardan birini çizsek, buradaki tek fark gösteriyorum hemen. Bakın şu. Tatlı bir esim var, belli belirsiz. Bu bunun üstüne kapanıyor. Tek fark bu. O yüzden bence bunu çizmek yerine şuradakini çizelim.
Bakın bu üçlü kapanış, bu ikili kapanıştaki ya da bir öncekindeki aynı mantıktı. Biz şunu yapalım. Bir orta nokta. Önce orta göbeğimi şöyle koyalım. Şurada alt çanaklarımın olduğunu düşünüyorum. Ve hayali 3 tane şey olacak kenar diyorum. Tamam. Bugün pazar. Evet. Yarın resmi görevim var. İstiyorum ki bugün birkaç tane çizimi sizin için aktarabileyim. Şimdi alt çanağımı yaptım. Taçlara doğru gideceğim. Hep ne diyorduk? Karnımızın etrafından çıkıyormuş gibi değiyorduk. Ve diğeri de aynı şekildeydi. Şimdi biraz sonra dersi hemen sonlandırıyorum. Çok uzun olunca da yüklemesi sıkıntılı oluyor bunların. Bakın, geldi. Aynı mantık tacım. Bakın, mesele bundan ibaret. Şurada bir şeyim var. Darlığım, onu düzelteyim. Şimdi asıl yapmam gereken, bakın, asıl yapmam gereken, ekranın altında mı kaldı benim çizdiğim? Özür dilerim. Ekranı sol gözümle sürekli takip ederek bakıyorum ama burayı herhalde fark etmedim. Şuradaki çizimi katlamadığım için benim size anlatırken çizdiğim alt tarafta kalmış. Sorun değil, tekrar ederiz. Geldim dedim. Bu orta noktayı koydum dedim buraya kadar. Orta göbeğimi çizdim, tepeyi çizdim. Çanağımı koymuştum. Taçları yaparken her biri karnıma değiyormuş gibi döndüm. Aynı mantık. Sadece neymiş? Yuvarlak dönüyorum dönerken. Bakın şu kenarla. Ondan sonra meselenin diğerini iç tezyinatlarıma çok ince eklenmesi. Ondan sonra işte süslenecekleri süslemem, trifiller koymam gibi gibi. Şimdi sayfayı tekrar şöyle bir bakalım ve sonlandıralım. Zarif, ince ayrıntıları konulmuş. Çok güzel iç dizaynı yapılmış. Şu gördüğünüz, bakın şunun zarifliğine bakın. Küçük şeyler, minik iç katlamışlar. Bakın, şöyle alt sayfaya doğru gideyim. Hatayı. Evet, şimdi biraz sonra zaten biz bunu küçücük bir tekrarını yeniden yapıyor olacağız. O yüzden şimdilik sağlıcakla kalın, hürmetlerimle diyorum.